Merhabalar sevgili izleyiciler, Pamsolar Güneş Enerjisi güneşten elektrik üretmeye devam ediyor ve şu anda yaptığı bir çalışmanın yanındayız. Yanımızda da şirketin CEO'su Yalçın Kaplan var ve bu tesislerin sahibi Yusuf Bey var. Kendisiyle sohbet edeceğiz, soracağız neden böyle bir şeye gerek duydular? Son günlerde güneşten elektrik üretimi talebi oldukça arttı onları değerlendireceğiz. Evet, Yalçın Bey öncelikle e, kolay gelsin. E, gerçekten de çok farklı bir sistem döşemişsiniz. E, her geçen günde artan bir talep var. Evet. İsterseniz PAM Solar firmasını şöyle kısaca tanıyalım. Daha sonra detaylara geçeceğiz. Ben Pamukkale evet. TV'ye böyle bir imkan verdikleri için çok teşekkür ediyorum. E, bölgemizde e, Avrupa'da e, devamlı izleniyor. Bize dönüşlerde de diyorlar ki İlk sorumuz şu. Nasıl ulaştınız bize? Pamukkoy TV'den ulaştık. Ee, böyle bir e, imkan e, bizlere verildiğinden şirketimizi ve sektörümüzü tanıtma imkanı bulduğum için çok mutluyuz. Çünkü e, bu dönemde olmazsa olmaz gücümüz medya. Evet. E, Denizli bölgesi e, Avrupa ile dedim, Almanya ile kıyasladığımızda inanılmaz derece bol güneş alan bir yer. Ben evet. Denizli'nin yerlisiyim. Akköy'lüyüm. Evet. Bu topraklarda büyüdük. Ne yapmamız lazım bu bölgeye faydalı olabilir diye sektör anlamında araştırdık, çalıştık, ee, Almanya'ya gittik, Avrupa'ya gittik ve güneş enerji sektöründe biz 16 yıl önce karar kıldık. O dönemden başlayan çalışmalarımızla birlikte e, ve ben bir de Almanların kalite anlayışına ve çalışma disiplinine hayranımdır. Evet. Bunu şirketimizde e, yapmaya çalışıyoruz. E, bu çerçevede 3 e geçkin sistemimiz Ege Bölgesine kurulmuştur. E, başarılı bir şekilde ekip arkadaşlarımızla birlikte servisini veriyoruz. E, son 2018 yılının içinde çıkan yasayla birlikte de e, abonelik başına 10 kW'lık e, maksimum olmak üzere bir izin verildi devletimiz tarafından. E, bir eviniz var. E, ...müstakil eviniz var, geliyoruz çatınıza şu anda gördüğümüz gibi... ...kuruyoruz bunu. E, bu size aylık olarak e, getirisini getiriyor. Sizin ne kadar tükettiniz, bunu düşüyoruz, geri kalanını... ...Aydem sizin hesabını yatırıyor. Buna aynı zamanda... E, ...Almanya'da çok yaygın ikinci emeklilik diyorlar. Evet. Yusuf abimiz de e, bu çalışmaları e, sağ olsun vizyoner bir insan. E, teknolojiyi e, yakından takip ediyor. Ev inanılmaz derecede yeşil ev ve akıllı ev modunda e, dizayn edilmiş şekilde temelinden itibaren. Ve bizlerle tanıştığında da dedi ki Yalçın Bey ben e, bu konuda hem kendi evimi hem de e, Merkez Efendi sınırları içerisinde olan bu bölgemizdeki tek katlı yerleşimlerde örnek olmak istiyorum diyor. Şimdi ben bunu daha fazla uzatmayacağım. Örnek insana sordum Kendi duygu ve düşüncelerine. 26 yıl TEDAŞ'ta çalıştım. Enerji işçisi olarak. O zaman tam işin içinde Evet tam işin içindeyim. Bir de emlak sektörü olunca bu tarz e, evlerde tabii e, aslında tüm evler için geçerli ama e, biraz daha revaçta sanırım. Sıkı dokuduk, ince eledik, soları keşfettik. Evet. Önerdiler bulduk. Tam da iyi bir şirket bulmuşuz. Siz kendiniz elektriğin içinde olduğunuz için mi? Evet, evet, evet. Bilinç olarak. 30 kW gücünde kurmuş olduğumuz evet. enerji 30 kW gücünde. Peki hemen şunu soracağım ben size. Şimdi siz bu sektörün içinde olduğunuz için inşaat sektörü, emlak sektörü ee, gerçekten Türkiye'de buna ihtiyaç var değil mi? Tabii ki. Şimdi en büyük ihtiyaç enerji günümüzde. Biz enerjiyi nereden alıyoruz ki elektriği dışarıdan almıyoruz ama elektriği üretmek için yakıtı, doğalgazı dışarıdan alıyoruz. Niye bedava güneş varken güneşten üretmiyoruz? Bizde bu kadar bu kadar atıl vaziyette bekleyen arazi var. Dağlar, tepeler. Ağaç dikemiyorsun. Oralar bu panellerden kurulabilir. Evet. Yani şey... Ee... Atığı yok. Evet. Atığı yok enerjinin. Temiz. Çevreye zarar vermiyor. Güneş bedava. Evet. Ee, tarımla uğraşan ee, vatandaşlara ee, devletimizin Tarım kredi kooperatifleri, tarım il müdürlükleri, e, ziyat bankası gibi kurumlar vasıtasıyla e, kredi ve hibe durumları söz konusu. Vatandaşlar da bunları e, farkında kullanıyorlar ve yaygınlaştı. Kırsalda bu daha hızlı gidiyor diyebiliriz. Suyu vatandaş diyor ki enerji çektirmek için ben şöyle zor oluyor, böyle zor oluyor. Biz gidiyoruz uygun kuyusuna sistemi takıp gün doğdu gün battı şeklinde suyunu çekip vatandaş bademini suluyor cevizini suluyor huzurlu mutlu bir şekilde hayata devam ediyor. <laughs> evet. Peki çok teşekkür ediyorum size kolay gelsin. Teşekkürler sağ olun biz teşekkür ederiz.